Teknolojide merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Mi Box ve Mi Box S cihazlarından kendi orijinal kumandasına nasıl mouse modu ekleyeceğiz. Bunu uygulamalı olarak göstereceğim. Bunun için ben açıklama kısmına bir uygulama APK'sı ekleyeceğim. Bunu USB'nize atıp yükleyebilirsiniz. Daha önce Google Chrome nasıl kurulur? Mi Box'a nasıl APK yüklenir? Diğer videolarımda bulunuyor. Onlara bakıp diğer detayları yapabilirsiniz. Şimdi bunun için dosya yöneticimize gidelim. Dosya yöneticimizde ben uygulamanın APK'sını USB'me attım. Uygulamanın adı Mouse Toggle. Bunu yükleyeceğiz arkadaşlar cihazımıza. Evet, yükleme bitti. Çıkalım buradan hemen. Şimdi gelelim mouse toggle'un içine, içeriğine girelim. Burada gördüğünüz gibi şu şekilde göstereyim. Burada disable yazıyor. Bunu ayarlardan hemen kumandamızla open system setting ayarlarına girip enable seçeneğini yapmamız gerekiyor. Continue diyelim. Buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi mouse toggle'a gelelim. Bu kapalı kısmı tikini etkinleştirip açık yapacağız. Evet arkadaşlar, bu şekilde gördüğünüz gibi mouse toggle uygulamamız açıldı. İmleç de gözüktü, ancak bunu aktifleştirmek için kumandamızın, Mi Box kumandamızın eksi artı tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi imlecimiz hareket etmeye başladı. Bu şekilde mouse modunu aktif edebiliyoruz. Hemen Google Chrome'a gelelim. Google Chrome'da bir şeyler açalım arkadaşlar. Google Chrome'da bir şeyler yazmak istediğimizde arkadaşlar hemen klavyemiz geliyor ekranımıza. Arama tuşuna bastığımızda şu anda mouse'umuzla geldiğimizde gördüğünüz gibi basmama rağmen aktif olarak klavye çalışmıyor. Bunun için kumandamızın home tuşuna, gördüğünüz yuvarlak home tuşuna bir kere basıyoruz. Mouse toggle'u şu anda devre dışı bıraktık. Kumandamızı çalışır hale getirdik. Bunun için hemen şey yazalım. Facebook yazalım. Aktifleşti gördüğünüz gibi. Şu an yeniden mouse moduna geçip seçmemiz gerekecek. Yine eksi artı tuşuna bastığımızda imlecimiz geldi. Facebook'u seçtik. Ve Facebook'umuz ve klavyemizi nasıl kullandığımızı da gördünüz. Bu şekilde arkadaşlar buraya bu şekilde yazabiliriz. Yine şöyle göstereyim. Buraya kullanıcı adımızı falan yazabiliriz. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Yeniden aktifleştirmemiz gerekiyor. Aktifleştirip çıkalım buradan. Klavye mouse modunu bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Devre dışı bırakmak için home tuşuna basıyoruz. Yeniden uygulamamız, kumandamız cihazın kendi orijinal haline dönüyor. Tekrar kullanmak için ise yeniden şu şekilde göstereyim. Eksi artı hemen üst üste bastığımızda imlecimiz geliyor. Bu şekilde kullanabiliyoruz. Şöyle bir özellik daha göstereyim. Bazı uygulamalarda sayfanın aşağısına kayar mıyız? Burada hemen ana ekranda göstereyim. Şuradan OK tuşumuza basılı tuttuğumuzda, aşağı tuşunda bastığımızda aşağıda kaydırabiliyoruz. Yine yukarıda kaydırabiliyoruz. Yani dokunmatik gibi algılıyor. Siz de bu şekilde kullanabilirsiniz. Videomuzu burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Uygulamayı açıklama kısmına ekledim. Açıklama kısmından indirim bu şekilde yükleme yaparsanız kendi Mi Box cihazınız kumandasını mouse modunu etkinleştirip kullanabilirsiniz. Kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın. Hoşça kalın.